Bugün kızını görmeden kaçıncı günün? Bugün 8. gün efendim. 8. gün. Evet. Daha önce hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmış mıydınız? Yani mesleğim gereği, işim gereği kaldık. Ama kızım evinde sıcak çorbası, sıcak yemeği, kardeşleriyle birlikte. Burada bir kaçma eylemi var çünkü. Kaçma eylem var. Hani anneler, anneler babalar çocuğunu sağlam bir yere, kreşe emanet ederler. İşlerine giderler. Akşam gelir çocuklarını alırlar Eminerler'den. Eve ne geçerler? Bir de düşünün, çocuğunuz yok gözünüz önünde. Hani çıktınız dışarı, çocuk bir anda elinizin önünde kayboldu. Yani içinize böyle bir tedirginlik girer. Çocuğum nereye kaçtı diye böyle korkarsınız. Ama sağlam bir yere bırakırsın, emin bir yere bırakırsın. İstersen orada günlerce kalsın. Nerede olduğunu biliyorsanız sorun yok. Ama evet, bir kayıp durumu söz konusuysa ve polise gidiyorsanız, evet, yaşadığı yerden, yaşadığı ortamdan, nerede olduğundan hiç haberiniz yoksa bu durum farklı. Çok farklı bir şey. Sevilay 4 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yapıyor. Evden apar topar kaçıyor ve sonrasında programımız aracılığıyla bulundu. Kızınız şimdi stüdyoda olacak. Kendisini, evet, davet edeceğim. Hazırsa Sevilay'ı çağıralım stüdyoya. Gelsinler. Gel, gel, gel buraya kuzum, gel, gel. Gel, gel kız. Siz ne kadar yaşınız ilerlesin, kız çocukları babalarının gözünde böyle küçücük bir yeni doğmuş bebek gibi böyle, tamam mı? Annem, canım, prensesim, gözümün nurusun sen, tamam? Benim çocuklarımın hepsi öyle. Ama kız çocukları benim yanımda farklı ya Esra Hanım. Vallahi çok farklı. Yani mesela abisiyle biz bir kavga ettik. Git lan dedim. Çocuk 6 ay döndü dolandı. Ve ceza verdim. Dedim ki evi aramayacaksın. Ama kız çocuğu farklı ya. Kız çocuğu var ya. Bu benim annem ya. Bakayım hele bu güzeller güzeller bir bakayım ya. Oy oy. Boş ver ya. Sen benim arkamda ol. Dünya benim karşımda olsun. Tırıs gelir vızırız gider. Ulan İsmail, Şerife, altından siz çıkın. Daha biz yeni başladık lo. Daha yeni başladık. Örf adetlerimiz hepsi aynıdır İsmail. Biliyorsun. Aynıdır. Daha biz yeni başladık. Dur baba dur. Annem annem. Var mı burada? Çoluk çocuğunu böyle yüzüstü bırakacak baba var mı? Anne var mıdır? Yani vardır, istisnadır onlar. Var mıdır ya? Baksana hele bak. Hele bak. Kız ben seni okula gönderdim. Kız ben seni kurslara gönderdim. Niye? Ayakların üzerinde durasın diye. Kız seni kaç defa istediler vermedim. Dedim vermiyorum Esra Hanım. Kızımı vermiyorum vallahi. Vallahi istediler vermedim. Küstüler, ettiler, bilmem ne yaptılar. Ya canınız cehenneme ya. Canınız cehenneme. Vallahi benim kuzum yanımda, kuzum. Hadi sil la gözyaşlarını sil. Kız dur programdan çıkıyorum Esra Hanım diyor nereye dedim yemek yemeye gidiyorum Esra Hanım siz kızımı bulmuşsunuz ya. Bak çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Gözünüz aydın. Hakikaten çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yer gök sizden razı olsun. Seyircilerime teşekkür ediyorum ben. Evet, evet, evet. Onların ihbarları vermiş oldukları bilgiler o kadar kıymetli ki. Buradaki kız, her kavuşmada. Senden çok ben titriyorum ha vallahi senden çok ben titriyorum. Oy annem. Sen babanın kuzususun. O küçük kuzular olur ya hani küçük tavşanlar olur. Böyle alırsın kucağına. Vallahi öyle. Kıyamazsın sevmeye. Önüne birkaç maydanoz koyarsın. Güya doydu. Yok öyle. Ay Murat Bey. Hadi ben benim. Hadi gevşe biraz da. Rahatla. Sen gevşe. Sen? Diyor, çok güzel diyor. Gevşe biraz rahatla. Evet gevşe canım. Bak burası bizim ailemiz. Vallahi bunların hepsi bizim ailemiz. Ablamız çok değerli. Çok teşekkür ederim efendim. Hepinize hocam. Çok sağ olun. Sağ ol. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Sevilay, babanın bu kadar
çılgınlık yapıp gözünü karartıp İstanbullara gelip programlara katılabileceğini düşünüyor muydun? Aklımda vardı ama hani bu kadar acele olacağını bilmiyordum. Kız ben geç bile kaldım. Cumartesi pazar girdi araya. Cumartesi pazar girdi. Vallahi billahi. Kendi kendimi parçalıyordum orada. Cumartesi pazar girmemiş olsaydı cuma günü buradaydım ben. Doğru aslında. Siz kaçtığı gün ertesi burada olacaktınız. Efendim siz bir de beni kapıda göreydiniz. Ben bir de orada şey çıkardım. Beni çıkarın dedim. Ya yanıyorum ben dedim. Vallahi burada arkadaşlarla sağ olsunlar. Yani ben dedim yanıyorum. Beni göstermeniz lazım. Kızımı arıyorum dedim ben. Annem ya. O anne. Annenin kıymetini, annenin açılımını yapabilen insanlar için o kelimenin ne kadar manalı, ne kadar anlamlı olduğunu bilirler. Anne demek melek demektir. Meleğin yeri yukarıda demektir. Yani sen de o anlamdasın, tamam anne? Vallahi Esra Hanım kıymam. Evde kıymayız. Kızım hele kalk bu bardakları yıka, bir çay az da içelim. Kıymayın. Hele ben hiç kıymam. Annesiyle sürekli kavga ederim. Kızımın üstüne gitme. Hele bir abisi var, onun canını varım. Kızıma bir şey deriz abi. Doğru mu Sevilay? Efendim? Aşırı bir koruyuculuk mu var sana karşı? Evet. Ve sen bunu baskı olarak mı görüyorsun üzerinde? Ben bunu evet o şekilde görüyordum ama şu anda onu öyle çok iyi anladım ki gerçekten. Biz anne babalar evlatlarımız ne olursa olsun arkasında durmak zorundayız Esra Hanım. Doğru mu acaba değerli ya hocalarım? Yani çocuklarımızın arkasında durmak zorundayız. Yani Allah-u Teala bozmasın ümmet-i Muhammed'in hiç kimsenin evladını. Amin. Evlat bozulmasın ama her halükarda evlatlarımızın arkasında durmak zorundayız. Mecbursunuz. Evet. Şimdi tamam efendim. Bu güzelliğin içerisinde seni üzen, tedirgin eden 4 Ocak'tan beri neden kaybı olduğunu da aslında ortaya çıkarmak lazım. Çünkü bunu bir kere yaşayan bir daha yaşayabilir. Ya da evet, bir daha başına böyle bir şey geldiğinde nasıl davranacağını bilmelisin. Abi, seni üzenlerden sen hesap sormamız lazım. Nasıl kızımı üzdünüz bu kadar siz ya? Sadece lan kaç paralık adamsınız siz? Kimsiniz? Lan sen kimsin İsmail? Şerife sen kimsin? Nedir öbürünün adı? Anmak bile istemiyorum ya. Adı bozuk. Sen kimsin? Benim kızımı, güzeller güzel kızım da hepiniz görüyorsunuz benim kızımı. O benim gözüm, nurum, annem. Sen kaç paralık adamsın? Nerede, hangi kamera bakıyor bana? Bütün vallahi kameralar. Siz istediğiniz yere sen bakın. Sen kimsin, kim? Ben o günü de... Bey. Ablam yani empati kurun benimle ya. Vallahi benimle hayır, empati kurun. Ben sizle empati kurduğum için zaten sizin acınızı anladım. Efendim, ve sizin... Onlar da benimle empati kursunlar. Kızınızı... İsmail'in iki tane çocuğu var. İki tane çocuğun var lan İsmail. İki saat gözünün önünde kaybolsan ne yaparsın sen? Çıkarsın. İsmail kızınızı. Efendim ya var ya emin olun. Şimdi telefon elinde. Gecenin saat 11'i. Şimdi sanki yana döne telefonla arıyor. Ben de böyle geçtim çocuklarımla birlikte. Ya dedim bu ne yapıyor ya? Hareket bu duvarın yani sitenin duvarı. Ben de şöyle seyrediyorum. Ya İsmail dedim ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun abi? Sen bu yastığı mı arıyorsun yani sağa sola? Sanki kediyi arıyor bahçede. Ya kedi. Küçücük. He ya. Şu görüntüyü bir verelim mi? Sevilay iyi misin? Suyunu da vereyim. Bir yudum su da iç. Çok da güzelsin ya. Abi benim kızım çok güzel Esra Hanım vallahi. Vallahi öyle bir. Kim ne verir dediysin. Yani kirpiye sormuşlar yavrun nasıl? Ula demiş öyle bir yumuşak ki böyle. Elini vurmuş üzerine çok yumuşak demiş. Şimdi bunu sadece senin için değil, ekran başında bizleri izleyen binlerce seyircimiz var. Onların içerisinde aynı telefona, bazen tehditte, şantaja maruz kalan diğer kızlarımızı kişiler de olabilir. Onların da aslında nasıl davranması gerektiği konusunda da evet, yol gösterici olmak istiyorum. Evet. Şimdi efendim çok evdesin, affınıza sığınıyorum. Yani emin olun. Babaların beni örnek alması lazım ya. Her kesinlikle, türlü her halükarda kesinlikle evlatların arkasında durmaları lazım. Durun efendim durun. Evlatlarınızın arkasında durun. Özgüven verin özgüven. Ve korkmaları gerekenler dışarıdakiler. Evet. Evin içerisindeki anne ve babadan çocuklar korkmaması gerektiğini öğrenmeli. Kız bir de ama ya, biz de Murat bir de, Bey. Gelmiş bak, yanına bak, abi biz, diyor abi diyor burada diyor. La oğlum sen nereden Murat Bey, biliyorsun biz de burada, nasıl lan biliyor musun? Bizde çocuklar... Benim haberim olmuş olsaydı o gelebilir mi oralara? Susmuyor. Nasıl susayım ya? Bağrım yanıyor ya. Vallahi bağrım yanıyor ama ya. Ama bağrının ateşini aldım. Aldım vallahi. Allah şimdi, razı olsun. Şimdi bizde çocuklar vallahi kimden korkuyor?
Anneden ve babadan korkuyor. Kimden korkmuyor? Dışarıdakinden korkmuyor. Bunun olması gereken anne babadan hiçbir koşulda korkulmayacak. Her şey net evet. Anlatılacak. Tabii ki.